Yazıda çok yalnızlaşıyorsun. Çünkü bir şekilde konuşuyorsun abi ama o seviyede yazmak çok kolay değil. Yani benim her zaman anlattığım bir hikaye vardır. İlk işte Essex'te yüksek lisansta essay yazacağız. Tamam. İlk hafta yani 1999'un Ekim başı falan bu iş. Andrew Scarborough diye bir hocam var. Bir essay konusu. Ben Avrupa siyaseti yüksek lisansı yaptım. İşte Avrupa politikasında aşırı sağ hareketler. O zaman bu İtalya, Avusturya, Haydar, Maydar çok şeydi, çıkıştaydı. Yazdım götürdüm bir şey. Tamam. Bir baktım kötü bir not. Yani sınıfın belki de en kötü notu. Hani kadına falan derken bir baktım beni odasına çağırmış. Görüşme saatlerinde. İşte çay ikram etti. Hayatımda ilk sütlü çayı da orada içtim. Yani süt alır mısınız? Alırız. Dedim ki efendim yani ben bir essay yazdım. Essay'ler de 3-4 bin kelime. Ve kötü bir not aldım. Bunun sebebi ne? Ben de bunun için çağırdım seni dedi. Hayatında hiç, have you ever written an essay in your life? Hayatında hiçbir essay yazdın mı dedi. Efendim bizim hayatımız essay'le geçti. Kompozisyon, giriş, gelişme, sonuç. Bu iç ses tabii. Giriş, gelişme, sonuç. Ona her şeyi yazdım dedim ya. Dedi ki işte tam da problem bu. Her şeyi yazmışsın ama soruya cevap vermemişsin. Ha. Bu hayatımdaki en büyük derslerden bir tanesi oldu benim için. Ve nedensellik ve anlam. Biraz önce Sami bile konuşuyorduk. Ekonometri yani sosyal bilimciler için ekonometri. İşte SPSS falan işte hayatımızda görmemişiz yani. Nerede? Ondan sonra yine Eric Tannenbaum diye bir hocam vardı. Essex Summer School, yaz okulunun, data okulunun başında. Efendim dedi ki işte ben bir de yapamıyorum bu işi. Yani çünkü bir şey gerektiriyor, bir formasyon gerektiriyor. İlk benim assignment diyelim o ödev yine kötü. Yani Atina şeyden Yunanistan'dan gelen çocuklar var Pantheon'dan oradan buradan. Adamlar patır patır yapıyor. Dedim ki yani biz bu işi yapamayacağız. Dediler ki Türko hiç merak etme biz sana bu işi öğretiriz. Ya ciddi misiniz lan dedim. Öğretiriz ya dediler. Ama ne? Üç tane Yunanca şarkı ezberleyeceksin. Peki dedim. Nedir abi şarkılar? Notis Fakinakis diye bir taverna şarkıcısı var abi. Bundan üç şarkı getirdiler bana. Niye? Neyim işte? Kültürel emperyalizm yapıyorlar adam bulmuşken. Ezberledim. Posimonaksiya, 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 mepniye, apoteta, puisfi. Şarkı bu. Ondan sonra. Öbürleri de işte falan. Aslında melodisiyle söylemek lazım. Bir söylesene hakikaten. Posimonaksiya, 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 mepniye, apotote, puisfi diye bir şarkı, tamam mı? Ses de var ha. Efendim? Abi bunlar 2 hafta bana bir hızlandırılmış SPSS. Nasıl biliyor musun? Patır patır patır. Nasıl kolay gelmeye başladı işler. Evet. Ve çözdüm. Ve o dersin ilk 3. veya 3. haftasında hoca hep verilen örneği orada da verdi. İşte dedi ki bizim işimiz ne biliyor musunuz? Nedir abi? Bizim işimiz şudur. Biz sosyal fenomenle uğraşırız. Sosyal ilişkiler vardır. Değişkenler vardır. Bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenler. Biz bunların arasındaki ilişkiye bakarız. Ama bu ilişki sadece rasyonel ve tamamen kantitatif bir ilişki değildir. Bu ilişki aynı zamanda anlamlandırılması gereken bir ilişkidir. Bu da şuna benzer bir gün, bir yaz günü 10 kişi denize girse, denize girmeden önce onu da gazoz içse ve onu da boğulsa ve ölse. Bu insanların gazoz içmesiyle boğulmalar arasındaki korelasyon yüksektir. Hatta tamdır. 2 tane değişkenimiz olsa. Ama acaba gazoz içtikleri için mi ölmüşlerdir? İşte yani sosyal bilimsel ekonometri, matematiğin kullanılması bununla ilgili. Korelasyon nedensellik demek aynen değildir. Korelasyon nedensellik demek değildir. Şimdi biz çok korelasyona... O aynı zamanda komple teorilerinin de ana zemindeki ana hikayelerden bir tanesidir. Tam da onu söyleyecektim. Onun için lafı buraya getirdim. Geçen de programda ağzıma geldi öyle. Leylek göçlerinin zamanıyla doğum oranları artışı aynı zamana denk gelir. Ama bu... Bebekleri, leylekleri getirdiğini söylemez. Söylemez. Onun için biz biraz da hani ben böyle toplum bilimci, siyaset bilimci, sosyal bilimci refleksleri de düşünen birisi olduğum için hep bakıyorum. Bizim toplumumuz biraz korelasyon toplumu. İşte biraz önce de söylediğim evet. gibi bir hipokondriyak bir toplumuz. Biz hastalık hastası bir toplumuz aynı zamanda. Bunun bazı göstergeleri var. Aşırı antibiyotik kullanımı, gereksiz aşırı antibiyotik kullanımı. Ama aynı zamanda korelasyonlara bir şekilde yani bu modernizmle olan tecrübemiz, hikayemizle de ilgili olabilir.
korelasyonlara verdiğimiz değeri, o korelasyonları anlamlandırmak için harcamıyoruz. Gerçek nedenleri bulmakla ilgili performansımız zayıf. Onun için de bu anlatmak, anlamlandırmak, anlam üzerine düşünmek bizim toplumumuzda biraz daha olgunlaşması gereken değerler diye düşünüyorum. İlk defa gerçekten hani medyayla uğraşan bir şirkette danışmanlık konuşmasının içerisinde şey demek zorunda kaldım. Abi bu projeye iki dil bilimci bir semantikçi lazım. Yani buradan ilerleyebilmek için o sohbet biliyorsun hep yazılımcı lazım, işte metin yazarı lazım falan diye konuşulan diyaloglarda. Doğru. İlk defa gerçekten masada dil bilimci lazım ve semantikçi lazım. Yani bunu söyleyebilmek çok iyi çünkü aslında Türkiye'de kendini semantik konusunda uzman diye tarif etmiş henüz adam da yok. Semantik konusunda tabii ilgili adam var ama henüz hani böyle bir tarifle oluşmamış. Yani bu NLP konusunda, bu Natural Language Process, doğal dil işleme konusunda da bizim bazı sıkıntılarımız var. Evet. Tamam bir yerdeyiz. Yani bilgisayar, bilişimsel dünyada, bilgisayar mühendisliği alanında bu işlerle uğraşan insanlarımız var. Ama hep verdiğim örnek, belki Sinan abiyle daha önce bunu muhakkak konuşmuşuzdur veya duymuştur o da bir yerde. Yani bizim toplumumuzda bir ilahiyatçıyla bir mühendisin bir araya gelmesi olasılığı çok yüksek değil. Binalar da ayrı. Yani Humboldtian tarzı üniversiteler bizim, Sayın Bakan'ın da çok bahsettiği bir şey. Binalar da ayrı, yani fiziksel ve coğrafi bir ayrılık da var ama bu insanların artık bir araya gelip konuşması, bu insanların bir şeyleri düşünmesi lazım. İşte gazetecilik ve veri diyoruz, veri bilimi diyoruz. Dün akşam okudum. Bu hani sosyal uzaklaşmayı, bu social distancing, bu korona günlerinde çok önemli olan ve önemini her geçen gün biraz daha anlayacağımız sosyal uzaklaşmayı anlatan böyle noktaların olduğu bir görsel var. Bilmiyorum gördünüz mü? Böyle noktalar gidip geliyorlar. Evet. O içeriği Washington Post'un veri bilimi birimi hazırladı. Ve Washington Post tarihinde online en fazla okunan haber olmuş. Yani bir haftalık bir geçmişi var. Noktacıklar evet. Yüksek hareket ederse nasıl taşıyor? Yavaş hareket ederse ne kadar da taşıyor virüsüyle aynen alakalı bir şey. Önce azıcık sohbeti de ben kendim de gerçekten merak ediyorum. Abi sen ne iş yapıyorsun? Ben Sayın Milliyetin Bakanımızın danışmanıyım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mı yoksa... Tam titrim Milli Eğitim Bakanı Müşaviri. Eskiden Bakanlık Müşavirliğiydi ama resmi adı şu anda Milli Eğitim Bakanı Müşaviri. Bunun yanında UNESCO'nun Milli Komitesi'nde görevim var. Yapay Zeka Komisyonu üyesiyim. Milli Savunma Üniversitesi'nde ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders veriyorum. Temel meşgalelerim okumak ve yazmak artık... Sonuçta sen bir sosyal bilimcisin. Ben bir sosyal bilimciyim. Evet, alanda genellikle siyaset. Ben seni ilk dijital diplomasi diye tanıdım. Dijital diplomasi... Dijital diplomasi çok seksi bu arada. Yani. Evet, gerçekten. Doğru. Güzel bir konudur. Bizim bu EGT yayınlarında buluştuğum sene kaç abi? 2012'den 13'ler abi. 12 tabii. 7-8 sene olmuş. Yani bayağı dünyanın olmuş. Önünde bir işti biliyor musun? Çok. Yani o yüzden işte seni bugün burada benim ilk YouTube'la tanıştıran adamlardan biridir. Yani oradaki muhabbetleri ilk ben Gökhan'la yaptım. Evden çünkü yapıyoruz bu arada. Tabii tabii. Hala YouTube'da var, seyredebilirsiniz yani. Tam korona mı günlerine uygun format. Social distance maksimum ama birliktelik süperdi yani tabii, oradaki. Tabii. Gökhan bu döneme nasıl yakalandı ya da girdin? Yani mesela nasıl aydın? Korona günlerinden bahsediyorum. Yani. Şimdi korona günleri... Yani sen nasıl fark ettin? Ben bu normalin dışındayı mesela nasıl algılandı senin orada? Yani? Elbette haber bombardımanı. Yani haber bombardımanı, bilginin çokluğu, burada en önemli etken, hepimiz için önemli etken, kaçış olmaması, cahil olma özgürlüğünün insandan alınması diyorum ben ona. Evet, güzel tarif. Tamam, insan cahil olamaz artık. Olmak istese de olamaz. Bu özgürlüğünü kullanamaz. Hatta dijital cehalet diye bizim YADA diye bir dergimiz var, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı. Orada dijital cehalet, bir oksimoronun anatomisi diye bir yazı yazdım. Yani dijital ve cehalet zaten bir araya, yani dijital olanın cahil olma gibi bir lüksü yok. Ama dijital cehalet aslında şunu tabii da... Tabii bu bir iyi niyetli talep aslında öyle değil yani. Hani... Kesinlikle öyle. Aynen kesinlikle öyle ama şöyle olabiliyor Mustafa Can. Bu fikir baloncukları veya yankı odaları bugünkü dijital yani algoritmalarla yürüyen düzenin büyük bir zemin yani bir zemini. Tamam mı? Ve burada... Bu kodlar, herkese kod yazmayı öğren diyoruz ama bunu yazan da insan. İnsan kendi değerlerini kod dünyasına da, yazılımsal, bilişimsel dünyaya da geçiriyor, aktarıyor. Yani bir adam eğer ırkçıysa yazdığı kod da ırkçı oluyor.
hikayelerine, bakış açılarına, anlamlarına en iyisinden hoca biliyor. Hani her şey. Bu hikayeyi gerçekten. Tamam. Onun için bu dijital bombardımanın içinde, bu bilgi yoğunluğunun içerisinde en önemli şey dikkat. Hatta işte konuşuyoruz ara sıra da. Dikkat tacirliği, tüccarlığı bugün önemli bir mevzu olmuş durumda. Ben bu dünya düzenine, korona günlerine de aydığım aynı zamanda. Bu gidişata öyle söyleyelim. Gestellschaft diye bir tabirle yaklaşıyorum. Bu benim icadım olan bir tabir. Almanca bu. Bu Almanca. Hani, zaten onlar yapar böyle. Hashtag forced falan. Gemeinschaft, Gesellschaft vardır. Yani işte toplumun Weber'den beri işte nasıl ilerlediğini, işte ilişkiler açısından çok yerleşik biçimde, sosyoloji teorisinde çok yerleşik iki kavramdır bu. Ben bir T harfi ekledim oraya sadece. Bunu yaparken de Heidegger'in Gestell diye bir kavramı var. Sonuna sadece Schaft ekledim. Ne demek abi bu Gestell? Gestell her şeyin sizi çevrelemesi, kapsaması demek. Teknolojinin. 1954 baskısı bir teknoloji kitabı vardır Martin Heidegger'in. Meşhur 20. yüzyıl filozofu. O şunu iddia eder. Ki bugün artık çok daha fazla okuma var bununla ilgili ve çok daha güncel okumalar var. Teknolojinin sizi kapsadığını, sizi İngilizce tabiriyle söyleyeyim inframe ettiğini, çevrelediğini ve bu çevrelemenin meta bir güç oluşturduğunu ve meta güçten kaçışın zor olduğunu anlatıyor. Bunu tabii Foucault'cu düşünceyle bakarsanız biyopolitik diyebilirsiniz, biyo güç diyebilirsiniz. Efendim çeşitli Gestell. Gestell bu tabii. Gestalt'la bir alakası var yok mı? Gestell. O da bütün demek evet. Ya falan. Herhalde. Bunu da Nihayet dergisine yazmıştım. Gestellschaft diye bir başlık atıp altına. İşte bu Schaft neydi bu arada? Schaft bir şeyi hani craft var ya İngilizce'de de bir şeyi daha aparat haline, işleyiş halinde bir sosyal teori bizim kafamızla düşünecek olursak sosyal teori olarak anlatma için kullanılan, aparatlaştıran, onu bir sistem olarak anlatmaya yarayan bir tabir Almanca'da. Yani böyle bir dünyada ayıyoruz. Ve tabii ki ilk refleksim şu oldu. Biraz da fazla tekrar ediyorum kendi içimde. Belki kurtulmam lazım. Korona günlerine ilk verilen tepki sosyal uzaklaşma, social distancing olduğu için ve bu bir mecburiyet olduğu için çünkü her şey şunu gösteriyor. İnsanlar yakınlaştıkça bu işin o sosyal zincirin, o etkileşim zincirinin bulaşıcılık, bulaşma riskinin ve zincirinin riskinin de arttığını görüyoruz. Bu etkileşim zincirini kırarsanız hastalığı bir şekilde izole ediyorsunuz. Bu da kendinizi izole ederek başlıyor. Ve bu sosyal uzaklaşmanın bir sosyal mutabakat haline gelebilme ihtimali bir sosyal bilimci olarak beni cezbetti. Bu çok büyük bir olay. Çünkü sosyal mutabakat, social contract, kontrakt sosyal bugün ne kadar, her ne kadar kendi içinde evrilse ve çeşitli müdahalelere, entelektüel müdahalelere, toplumsal müdahalelere, gençlik olayları, 67'ler olayları, efendime söyleyeyim, onun akabindeki Vietnam savaşları, petrol savaşları, soğuk savaş ve yeni toplumsal kültürün ve toplumsal hareketlerin ortaya çıkışı, yeni kültürel kimliklerin ortaya çıkışı, bunların hepsi bir sosyal mutabakat ve kontrakt dahilinde ele alındı, bir şekilde baş edildi ama ve hatta teknolojinin bu yıkıcı gücünün, tırnak içinde yıkıcı, yani aslında yenilikçi gücünün ortaya çıkışı da bu sosyal mutabakat dahilinde bir bakıma değerlendirildi ama uzaklaşma çok başka bir şey. Toplumun bilmiyorum nereye dönüşü demek, yani bu nasıl anlatılır? Toplumun uzaklaşması açısından mı mutabakat sağlamamız dikkatimi çekti diyorsun? Yoksa toplumun bu konuyu gördükten sonra bir mutabakat sağlamaya çok daha müsait hale gelmesi? Aslında ikisi de önemli. Çünkü bugün dünyada sosyal bilimcilerin en dikkat ettiği şey sosyal fenomen dediğimiz bizim sosyal mobilizasyon, sosyal davranışın nasıl organize olduğu ve gücün burada nasıl tahakküm edici bir etkiye sahip olduğu. Benim son zamanlardaki akademik uğraşımın hemen hemen hepsi güç kavramı ve bunu yeniden tanımlamakla ilgili. Biz nedir? İşte yaklaşık 100 senedir hatta biraz daha fazla endüstriyel
toplumdan alalım. Endüstriyelleşmeyle, sanayileşmeyle beraber sert güç, yumuşak güç, ikisinin bir arada olması halini anlatan akıllı güç, ondan sonra siber güç ve son zamanlarda da özellikle bu Rusya ve Çin gibi ülkelerin diğer ülkeler üzerindeki özellikle teknoloji ve dezenformasyon kanallarını kullanarak ortaya çıkarttıkları sharp power denilen keskin güç denilen bir güç taksonomisi var. Burada da bir parantez açayım. Antre parantez. Benim bir ustam vardı rahmetli oldu bundan yaklaşık bir ay önce öyle derdi. Antre parantez. Taksonomilerin de şu anda çok fazla revize edilmeye ihtiyacı var. Bu Bloom taksonomisinden başlıyor. Yani düşünsenize. Sınıflandırmalarımızı komple değiştireceğiz. Komple değiştirmemiz gerekecek. Bloom taksonomisi öğrenmeyle ilgilidir. İşte hatırda tutmayla, hatırlamayla başlar. Ya Google'un her şeyi hatırladığı bir yerde hatırlamayla başlarsak biz nereye varabiliriz ki? Seçmeyle başlayan başka bir şey girecek. Girecek. Bu taksonomi parantezini kapatalım. İşte bu taksonomi gücü, bu taksonomiye, bu güç taksonomisine, bunda işte meta güç var, efendim ticari güç var, teknoloji gücü var. Ben artık biraz önce bahsettiğim Foucault'un biyopolitik, biyosiyaset ve biyogüç kavramlarını da revize ederek bioalgoritmik çağ diyorum. Yani algoritmaların Gestalt içinde biyolojimizi, biyo insan yani insanlığımızı anlama, idrak etme, anlatma, etkileşim, sosyalleşme, güç ve kullanıcı davranışları bunları yeniden tahakküm etmesi. Tam bununla alakalı azıcık sana aktarmak istiyorum. Çünkü çok gerçekten bir yere getirdiğini düşünüyorum hikayeyi. Yani biyo güç diye tarif ettiği, tekrar bölümlemeyle ilgili tarif ettiği şey. Bizim de üzerine bir sürü sohbet ettiğimiz başlık var. Yani gücü tekrar bölümlü olsak bu dönemin değişimine göre sen üzerine bir şey eklemek ister misin? Şu, en başta söylerken Gökhan'ın dediği bu işte yankı odaları meselesi var. Şimdi bu gerçekten şu anda o dediğin o meta güç var. Yani hepimizi kapsayan bir bilgi ağı, bir yağmur var. Ama işte fabrika ayarlarımız gereği sistem hepsini işlemleyemediği için, bütün veriyi işleyemediği için bir seçki yapıyor. Doğru. Bu seçkiyi bilgece yapabilmesi için iyi eğitilmiş bir zihin gerekiyor. Ama iyi eğitilmiş zihin sağlayamadığımız için, her zaman bulamadığımız için, çoğu zaman hazırlıksız yakalandığımız için dürtülerimiz seçiyor, aidiyetlerimiz seçiyor, korkularımız seçiyor. Beyinler önce güvenliği düşündüğü için önce en zararsızı, en tanıdığı, en bildiği, en tekrar edeni yani yankı yapanı alıyor. Böyle olunca da o veri sağanağı sana ne kadar cahil olma imkanını elinden alacak kadar saldırsa da senin zihnin, hepimizin zihni oradan alabileceğini, en kolay, en masrafsız alabileceğini seçiyor. Bu da ne oluyor? Veri arttıkça, trafik arttıkça bizi daha yandaş, daha kapalı, daha bilgiye karşı kalkanlı ve korunaklı falan bir hale sokuyor. Şimdi bundan çıkışın net yolu, yani besbelli ki o zihni açmanın bir yolunu bulacağız. İşte bizim açık beyinde sembolize etmeye çalıştığımız şey zaten o. Hani kısıtlılıklardan, efendim bu biyolojik ya da sosyal ya da kültürel korkulardan olabildiğince azade, olabildiğince ötekini merak eden, olabildiğince ötekini açılmaya çalışan falan bir kafa. Bunu yapabilmenin yollarının önümüzdeki dönemde ben en önemli iş olacağını düşünüyorum. Yani şimdi senle zaten onun muhabbetine girmek istiyorum. Sen biraz önce bir şey söyledin. 124 ülkede okullar kapalı dedin. Şu anda 124 ülkenin tamamında okulların tamamı kapalı. Şimdi mesela bu yani mesela şu 1.3 milyar öğrenci şu anda ne yapacağına bakıyor. Evde oturuyor. Ve bu dünya tarihinde ilk. Aynen. Tabii ki. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Churchill olmak gibi bir şey. Şu anda milli eğitimle bir uğraşmak mesela bu bağlamda. Evet. Ya da ne bileyim yine aynı Churchill olmak gibi bir şey. Bu dönemde Maliye Bakanı olmak. Bu dönemde herhangi bir şeyi yönetmeye kalkmak gerçekten hani yarın bir gün filmi çekilecek olan insanlardan biri olmanı gerektiriyor. Çok bilinmez, çok acayip bir yerdeyiz. Çok yani. Nadir bir süreç. Şimdi gerçekten duygusal, zihinsel, bilgisayar anlamında bir şeyleri biriktirip ne karar verirsek o olacak. Aynen öyle. Dünya başka hiç bu kadar fırsat tanımamıştı insanların bir şey yapmasıyla alakalı dönüşüm. Kurucu bir dönem olacak. Evet, evet. Yani, yani hani kurucu dönemler vardır ya. Evet. Birazcık bu konuya böyle bakmak gerekiyor. Senin de böyle baktığını bildiğim için zaten evet. Sohbet evet. Doğru ilerliyor. Deniz Hoca ne demişti? Bir nesle bu kadar şey olur mu? Yazıktır ya falan demişti. Bu kadar çağ, dört çağ geçti. Dört çağ birden gördük dedi bu nesil. Şimdi bir tane daha geliyor. Yani
Bizim acayip Sernur şey dedi ya işte 2020'yi atlatırsak hepimize gazi ünvanı verir. Aynen öyle. Şey zihnini fark etmek gerekiyor. Yani biz tabii biraz daha bu konuyla alakalı çok çalışmanın yan getirisi. Yani korkuyu çabuk geride bırakıp, endişelenme kaygıyı çabuk geride bırakıp şimdi ne olacakla alakalı büyük bir hevesle konuşuyor ve tartışıyoruz. Kimsenin tutarlı bir şey bilme olasılığı yok. Ama en azından şunu fark etme çok önemli bir güçmüş gibi geliyor. Yani biz şimdi neyi fark eder, neye emek sarf edersek gerçekten bir sonrası, dünyanın bir sonrası o şekli kendisine dönüşecek. Bu ne kadar muhteşem bir fırsat da veriyor. Tabii, kaosun özelliğidir. Ben yıllardır anlatırım. Evet. Yani evet. Ortada bir kaotik çorba varsa en çok enerjiyi yatırıp orada dönüştürücü olan sözü bütün sistemi kendi etrafında döner hale bile getirebilir. Getirebilirsin. Evet. Tabii çünkü kaos sistem bir yerde kararlılığa oturmak istiyor. O kararlılık nerede olacak? En çok enerji nereye yatırılırsa, en çok zihin nereye odaklanırsa mesela sosyal anlamda. Yani buraya doğru çekecek. Bu fırsatı görelim ve gösterelim diye uğraşır. Aslında benim seninle bu muhabbeti yapmak, hani bugün de hiç aslında planda yoktu. Aynen öyle. Falan. Zuhurat diyorlar bizde. Tam zuhurat. Yani o çok iyi bir şey oldu. Bizim zaten senelerdir konuştuğumuz şeyler, buna benzer şey. Ama hiç tahmin eder miydin yani yarın bir gün böyle bir tecritte oturup bunları konuşacağız? Yani. Ya mesela beraber konuştuğumuz için hani burada kaydın içerisinde de girsin diye tabii söylüyorum. Mesela önemli değişimlerden bir tanesi ilk defa Türkiye, dünya her bireyin kendisini biz diye tarif ettiğinde dünyanın kendisini herkesi içerisine alarak biz dedi ya da ülkesindeki herkesi siyasal anlamda, yapısal anlamda hiçbir şeyle ayrıştırmadan konuştu. Nadir dönemlerden bir yani tanesi. Şimdi şu, bir travma neden oluyor buna ama bu çok acayip bir fırsat. Yani şimdi şöyle düşünebiliyor musun? Çin bir tecrübe yaşıyor. Sıfır noktası deniyor oraya biliyorsun. Virüsün çıkış noktası olduğu için Wuhan bölgesi. Büyük bir mücadele veriyor. O mücadelenin sonunda bir rehber hazırlıyor. O rehber binlerce işte yere dağılıyor, Türkiye'ye geliyor. Onu biz tercüme ediyoruz hemen Türkçe'ye. Türkçe'ye çevriliyor. Tabii. Bunun yanında hastalığın tarihçesiyle ilgili, serüveniyle ilgili işte genetik bazı çalışmalar veya daha doğrusu virüsün geçirdiği değişim ve mutasyonlarla ilgili bilgiler diğer ülkelerle paylaşılıyor. Çin'in bilmem ne başkanı işte Kızılaş başkanı neyse İtalya'ya gidiyor. Oradaki durumu vaziyet etmeye çalışıyor. Yani bu her zaman karşılaştığımız bir şey değil. Evet. İki ay önce gündeme bomba gibi düşen hiçbir şey şu anda yok mesela. O bahsettin ya işte mesela Suriye'ye. Dondu tabii. Hepsi durdu abi. Dondu. Yani çünkü can şimdi, tehlikesi olunca hepsi. Bana da şöyle geliyor. Yani mesela bu 30 gün, 60 gün, 90 gün simülasyonları yapıyoruz beraber. Hani 30 gün sonra bu problem kapanırsa o donmuşlar çözülüp tekrar kullanılabilir. Tabii. 60 gün sonra olursa yarısını kaybettik. Artık konumuz bile olmayacak. 90 gün sonra olursa artık onlar bizim hiç konumuz olmayacak. Bambaşka bir şeye evrilecekmişiz gibi görünüyor. Tabii. Tuhaf olanı 90 gün gibi, 3 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde. Ama işte insan alışkanlıkları yaklaşık 21-28 günde tekrarlanırsa oturuyor mesela, hal oluyor. Evet. Şimdi benim zaten seninle özellikle eğitim bağlamında en çok kurcalamak istediğim konu şu. Abi şimdi işte çocuklar eve gitti. Biz bu hafta hatta Perinçik'te de bir program yapacağız. Beraber evet, olacağız o öyle programda. Gözüküyor. Şimdi herkes eve gitti. Çocuklar mesela demin söyledi, Pelin söyledi hatta işte oğlana diyormuş ödevini yap. Çocuk diyormuş pazartesi okul mu açılıyor. Şimdi herkes eski halin geri döneceğini bekliyor. Bunu muhakkak geçici bir tatil falan gibi görüyor. Fakat bu olay uzayacak mı? Tatil değil, uzaktan eğitim. Ha işte, biz tatilde değiliz şu an, okullar açık değil. Değil ama çocuklar öyle görüyor. Yani tatil gibi, bu bitecek gibi görüyor. Şimdi bu iş uzadığında bir şeye aymaya başlayacak insanlar. Yani öğrenciler değil sadece, hocalar da, anne babalar da falan herkes. La bir dakika, ya bu çok uzun sürerse o zaman bir tavır değişikliği başlayacak. Ve bu tavır değişikliği yeterince uzun sürerse sonra bunları okula sokamayacağım. Problem orada. Yani insan o tavır değişikliğini oturtmaya başlayacak. Ve bu değişim uzun sürdükçe bu dönüşüm bizi böyle şaşkaloza çevirecek bir şekilde geliyor. Şimdi yani paylaştım bir konuşmamızda da işte bazı ülkelerdeki bazı büyük teknoloji şirketleri veya büyük holdinglerin biliyorsun mesai günlerini işte 5 günden, haftanın 5 gününden, sahil günü diyoruz ya biz onlara, 5 gününden 3 güne indirmesi mevzu bahis oldu. Sonra bazı araştırmalar yapılıyor. İşte elektrik, enerji tasarrufu olmuş, performans %40 artmış. 3 gün işe geliyor, 2 gün dışarıda çalışıyor. Bunlar aslında bilmeden yapılan birer prova. Çünkü hani böyle bir de şey var ya, komplo teorileri işte şu oldu, bak bu vardı, işte şu buraya hazırlıkmış. Ya bu, biliyoruz ki bu virüs laboratuvar ortamında, yani bir biyosaldırıdan, biyolojik bir saldırıdan bahsediyorsak, bu virüs laboratuvar ortamında üretilemiyor diye bir bilimsel kanı şu anda hakim.
Ama dediğin gibi şu andaki eğer düşündüğümüz gibi öyle ya da böyle yani en mikro seviyeden en makro seviyeye kadar bu dönem daha sonraki yani post korona, korona sonrası günlerde normlaşırsa, yerleşikleşirse, kural haline alırsa çok kurucu bir özelliğe ve güce sahip. Post korona dönemi gerçekten ay hoşuma gitti böyle film olsa. Korona, korona sonrası günler gerçekten kurucu güce sahip ve evet bugün şu anda Türkiye'de 16-18 milyon çocuğumuz benim Türk modeli diye anlatmaya çalıştığım hem online çevrim içi internet üzerinden dijital platformlardan hem de televizyon üzerinden inanılmaz büyük bir çabanın ürünü olan EBA sistemi üzerinden eğitim görüyor. Abi dünyada böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Devlet eliyle Çin'e baktım, Çin'de dahi olduğunu düşünmüyorum. Yani biz şu anda bunu yapıyoruz. Ya 10 günde değil mi? O kadar. Yaklaşık 10 günde. Acayip bir şey abi bu. 3 yani tane televizyon kanalı kuruldu. Evet. Şu andaki koşulların sınırlılığını göze alarak olan şey dışarıdan baktığımda muhteşem görünüyor. Yani ama şeyde düşünmemek gerekiyor. Yani bugünün zihniyle düşünerek tabii, tarif etmek tabii. gerekiyor. Yani bunun bir sene önceki bir zihinle tabii, bugüne tabii, bakarak kesinlikle. Değil. Gerçekten çok hızlı, çok hareketli bir şey. Çevik yani agile diyoruz ya. Bu kadar agile olabiliriz yani. Yani eksikleri olur, fazlalığı olur bilmem ne. Ama mesela niyet anlamında hiçbir kötü niyet taşımadığı çok bariz. Ya da içinde hesapçı bir durum yok. Paldır küldür koşarak bir şeyler yapılıyormuş gibi görünüyor. Sistem ayakta şu anda çalışıyor. Evet. Bu bir insan... İçerideki duygu hali nasıl? Önce biraz azıcık dedikodu yapmak istiyorum konuyla alakalı. Yani milli eğitimdeki genel duygu hali, konuya bakış, yani zihinsel durum, duygu durumu nasıl? Yani bir bakanlık bu konuya nasıl bakıyor? Milli Eğitim Bakanlığı... Bu soruyu sormamın da şöyle bir nedeni var. O zihinle anlatırsan sevinirim. Tabii. Bizde devletle ilişkili hep bir kaygı vardır. Yani bir başarı, beceri bilmem ne kontrolle alakalı bir sıkıntılı hal vardır. Biraz bunu atmak istiyorum üzerimizde. Çünkü yani ben şeye güveniyorum. Dünyanın içerisinde bir söz söylemesi gerektiğinde kendine ait sözü olan nadir yerlerden bir tanesi olduğumuz. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı enteresan işleri gözümüzün önünde yapıyorlar. Yapıyorlar ve yani evet. Bunu doğru tarif etmek istiyorum. O yüzden hani o duygu halini merak ediyorum zihinsel. Yani çok rahatlıkla söylüyorum ve çok bütün samimiyetimle ve açıklığıyla söylemek istiyorum bunu. Sinan abi şahit, daha yakından şahit öyle söyleyeyim. Çünkü işin içindeydi bir bakıma. Biz Sayın Bakanımız göreve geldikten itibaren 2023 Eğitim Vizyonu diye bir tasarım yaptık. Bu çok kolektif bir tasarımdı. Bir süreç yönetimiydi. Bir parantez açayım. Kaç kişi katılmıştı abi o çalıştaya? Ankara'da 130 civarında. 130 bu. Abi bak satır satır orada kalem oynatan, fikir beyan eden hemen herkesin. Büyük hemen, isimler yani. Ben tabii Semih Kaplanoğlu'nun söylediğini de oraya girdiğini gördüm. Raporda benim söylediğim de vardı. Yani herkesin söylediği bir de bir edit edilmiş bir enteresan bir iş var orada yani. O raporda oraya çağrılan hiçbir adam boş geçirmemiş yani. Hepsinin dünyanın şu anda var. Mevcut en güncel, her şeyi kapsayan ama aynı zamanda bu toprakların kokusunu ve tadını ve rengini içinde barındıran, milli ve yerli diyebileceğimiz tam manasıyla bir eğitim vizyonu ortaya çıkarttık. İnsanın ruhsal gelişiminin yanında fiziksel gelişimini de önemseyen, psikosomatik özelliklerini de, akademik becerilerini ve bunun yanında duygusal ve sosyal becerilerini de ön planda tutan ve bununla ilgili bütün planlamasını bir takvim dahilinde yapan. Çünkü biz şunu biliyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı dediğimiz yer Türkiye çok büyük bir ülke. Nüfus açısından da büyük bir ülke ve bizim yaptığımız herhangi bir aksiyon, alacağımız herhangi bir aksiyon spor araba kullanmaya benzemiyor. Veya binek araba. Bu bir tır, bu bir büyük bir transatlantik. Onun için dikkatli olmamız lazım. Pilotajın da dikkatli yapılması lazım. Makine dairesinin de, efendim konukser şeyinin, ilişkilerinin de çok muntazam tutulması gerekiyor. İşte o 2023 eğitim vizyonu bu 23 Ekim 2018 tarihinde açıklandı bu. Ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bunun bir lansmanı yapıldı. Ve o tarihten itibaren biz bir zaten bir duyguyu oluşturmaya başlamıştık. Ve bu duyguyu kademe kademe inşa ederek mesleki eğitimde paradigma değişikliği, efendime söyleyeyim, öğretmen eğitiminde, temel eğitimde, orta öğretimde bütün unsurlarıyla
sahada tasarım beceri atölyelerini açarak, yani çocukların elleriyle işler yapmasını da... Korona krizine denk gelince bu motivasyon... İşte bunun bir akümülasyonu olarak bu hazırlık seviyesinin yüksekliğinden, bu atikliğin ve bilimselliği olan aşırı güven ve aynı zamanda moral ve motivasyonun bu bakımdan sahada da çok yüksek seviyelerde olması ve çok samimiyetimle söylüyorum, herkesin güvendiği, sevdiği bir isim olan Sayın Bakanımızın, Ziya Selçuk'un buradaki liderliği ve onun üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın fevkalade takdirleri ve bizi her zaman teşvik etmeleri sonucu şu andaki sonuca veya ara sonuca varmış durumdayız. Artık başladı değil mi? Bir online eğitim süreci içerisinde. Bu arada bak, Ziya Hoca ile yaptığımız ara toplantılardan birinde bir davet etmişti. Sen yoktun o zaman toplantıda. İşte Doğan Hoca falan vardı. Hı. Orada mesela hocanın temel derdi çok enteresandı. Çok büyük bir şey yapıyoruz. Çok büyük bir şey oluşuyor orada. Arkadaşlar dediği gibi çalışıyorlar. Fakat şu kısır siyasi tartışmalardan dolayı o ortak harekete geçme yönünde yeterince anlatamıyoruz. Hani bu toplumda sözü geçen sizler, yani bu konuyu takipte kalın diye bizi uyarmıştı hoca. Muhakkak. Şimdi mesela şu andaki durumda Zort diye, ben işte dün dedim ya, Apple TV'yi açtım. TV Plus'ı bir açtım abi, içinde EBA, bir lise, ortaokul, kanallar ne oluyor falan dedim yani bir anda. Kolay değil ha. Yani çok tahmin ediyorum. Yani çok, gerçekten çok kolaydı. Çok katmanlı, çok gerçekten karmaşık. Kolaydı. Yani artık... Kolay olsa deriz ki ya çok kolaydı yaptık. Ama burada TRT'nin, TürkSat'ın ve diğer, yani örneğin işte isim veriyorum. Yani ya çünkü abi, reklam yapılması gerekiyor. Tabii ki. Vodafone'u, Türkcell'i, Türk Telekom'u. Bana şimdi geldi, 10 GB size internet tanımladık diyor. Yani EBA'yı kullanan kullanmayan herkese böyle bir jestin yapılması, böyle bir toplumsal bir güzelliğin ortaya çıkması, bir letafetin zuhur etmesi bu işleri kolaylaştırıyor. EBA'nın açılımını da söylesene. Eğitim bilişim ağı. Burada yaklaşık tam rakamlar 37 bine yaklaşık içerik var. Binlerce ders var. 200 binden fazla soru var. Extra curricular dediğimiz müfredat dışı etkinlikler var. Etkinlik önerileri var. Öğretmenin görev tayin etmesi, sınav yapabilmesi imkanı var. Efendim, velinin öğrencinin akademik performansını ve diğer etkinlik performanslarını ve bizim öğrencinin portfolyosu dediğimiz o tarihini, serüvenini takip etmesi için imkanlar var. Her şey var. Şimdi tam bunun üzerine eklemek istiyorum. Yani, sen çok güzel tarif etmiştin acık sohbet ederken. Bunu tekrar etmeni de rica edeceğim. Senin cümlene bağlayayım. Yani dijital dünya artık cahil olmayı kaldırabilecek durumda değil. Şimdi artık böyle bir içerikle karşılaşan bireyin birazcık bir şey öğrenmesi, bir tavır geliştirmesi gereken bir zamanmış gibi görünüyor. Şu anda o yapılan işin mükemmele evrilmesi, yani doğru yönde tekamülü için demin konuştuğumuz en önemli şey, biz bu yeni sistemde bu kadar veriyle, bu kadar o saydığın kalemlerle hepsi ne yapacağız? Hepsi öğrenilmesi gereken bir şey var. Bir sürü şey var. Yani. Ne yapacağız orada? Mesela esas sorunu işte orada o konuştuğumuz öz disiplin meselesi devreye girecek. Evet. Yani şu anda mesela okuldaki sosyal ortamından evinde oturmak zorunda kalan çocuğumuz. O çocukla bir sürü zaman geçirmek zorunda olan, işine de gitmeyen, daha önce hiç alışmadığı bir ortamda tıkılan veliler. Ne oldu? Şimdi hepsi şaşırmış vaziyette. Dışarı da çıkamıyor. Yani o ortamda bir şey olması lazım. İşte arada ergenler var, aileyle çatışıyor, bilmem ne. Şimdi bütün bunun içerisinde orada kendi kendine organize eden bir sistem var ama buraya doğru bence verilmesi gereken en önemli bilgi, önümüzdeki çağın önderinin, liderinin, işte tırnak içinde başarılı insanının, kendi gerçekleştiren insanının en önemli temel karakterin öz denetim becerisi, öz disiplin becerisi olan insan olması. Yani bunu geliştirmediğimiz takdirde... Bu geliştirilebilir bir şey. Çok tabii ki adım adım geliştirilebilir bir şey. Ve esas dert bu. Yani bilgi zaten var. Dediğin gibi cahil olma şansın yok. Ama neyi nasıl öğreneceğim? Hangi amaca matuf öğreneceğim ve bunun için nasıl adımlama yapmalıyım? Bence şu anda en büyük sınav, en büyük ders, yani EBA'nın ilk dersi, 101'i, şu hadi bakalım bu yeni dünyada ben nasıl öğrenip nasıl ben olacağım hikayesini galiba oturtmak olacak. Onunla ilgili de bizim çalışmalarımız var yani. Muhteşem. Yani zaten. Burada tabii şunu da eklemek lazım. Biz bugüne kadar senelerdir eğitim teknolojileri ve teknolojinin büyük başlıkları hakkında işte okuyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Eğitim teknolojileri bugüne kadar hep bir lüks olarak gözüktü. Yani işte... Evet, yancı bir etki gibi. Yani bir işte...
flexible, esnek, bireyselleştirilebilir. Efendim işte büyük MOOC'lar, işte MOOC denilen yapılar, kitlesel online dersler, işte edX'i, Coursera'sı vesaire. Efendim işte onlarca çözüm, dijital çözüm, teknoloji çözümü, işte X, Y, Z markaları. Ama şimdi bugün biz insanlara hakkı olan bir şeyi bu vasıtayı kullanarak ulaştırıyoruz. O da eğitim. Çünkü hiçbir şey çocukların esenliğinin, mutluluğunun ve onların eğitim hayatlarına devam etmelerinin önüne geçmemeli. Ve böyle bir imkanımız var. Yani insanlara ulaşabiliyoruz. Şimdi ulaştık. Sinan abinin de söylediği gibi, ama bunu bir ev ortamında yapıyoruz. Ama bugün artık şu söz için biraz daha geçerli değil mi? Biraz daha sağlam bir zemin yok mu? Yani öğrenmeyi özellikle sadece dört duvarı içine koymak, ki okulun kutsallığına inanan bir insanım. Yani bir üniversite hocası olarak da sınıfta hissettiğim hissiyatı başka dünyanın hiçbir yerinde hissetmiyorum. Yani bu bir güç hissiyatı değil. Yani ben orada, çocuklar benim tahakkümüm altında değil. Bu konuya var ya 10 bölüm çekerim. Şu yani, dediği cümle. Onlarla çok olan etkileşim, kardeşlik hukuku, oradaki onların bana öğretmesi, ama onlara böyle, onlarla, onların hayatına işte öz disiplin, acaba yani benim de müfredatımda, stratejik iletişim müfredatımda bir hafta self disiplin, öz iletişim hala devam ediyor. Hatta belki bir önümüzdeki haftaydı. Yıldız Teknik Üniversitesi mekatronik bölümünde. Şimdi bunların hepsi bir kültür. Yani kültür diyerek açıklayabileceğimiz bir şey. Veya bir işte Latinlerin adı modus operandi diye bir lafı var. Bir iş yapış biçimi. Bunu yerleştirmemiz lazım. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Ve size katılıyorum. Bunun için çok uygun bir dönem. Çünkü bu dönem, bir daha üzerine basarak, altını çizerek söyleyelim, kurucu bir dönem olabilir. Böyle bir özelliği olabilir. Bu kuruculuk küresel ölçekte çok yaygın hissedilen bir dünya hali. Her ne kadar istisnai bir hal olsa da, ki yani doktora tezinde istisnai hal üzerine çalışmış birisi olarak istisnai hal sözüne yaklaşırken hep ihtiyatlı davranırım, ama böyle bir dönem. Çünkü istisnai halde, istisnai halini belirlemek çok ayrıcalıktır. Yani egemen yapar insanı. Hani Carl Schmitt'in bir lafı vardır, işte egemen odur ki istisna halini belirler. Yani egemenlikle böyle bir ilişki kurar. Onun için, ama bunun pozitif yönlerini şu anda masaya yatırırsak önümüzde çok ciddi bir fırsat ve olanak var. Ve ne güzel ki, ne mutluyuz ki, eksiklikleri olabilir, düzeltilir. Bir sistem var ve bu sistem şu anda çalışmaya başladı. Ve bu sistemin bir kısmı sadece bu istisnai durum için hazırlandı, ama bunun yanında EBA dediğimiz 10 yıldır Türk Milli Eğitim Bakanlığımızın bünyesinde bulunan ve daha Şubat'ın ortasında yeni arayüzüyle, yeni işleyişiyle Bakan Bey'in daha bu işler çıkmadan lansmanını yap, ama bunu anlatalım insanlara dediği, şehir şehir dolaşıp öğretmenlere, velilere anlattığı ve bunun önemini anlattığı ve arkasında çalışan yapay zeka ve akıllı algoritmaları anlattığı bir elimizde bir araç var. Araçlarla amaçlar arasındaki, hani duygu dediniz ya, oraya bağlayayım en iyisi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu andaki duygu hali şudur: araçlar ve amaçlar arasındaki kategorik farklılıkları çok iyi bilen bir ekip var. Bunu hem teorik olarak hem de pratik olarak bilen ve içselleştirilmiş bir ekip var. Bu tür işlerin birer araç olduğunu unutmayalım. Ama bu kuruculukla, bu dönemin kuruculuğuyla amaçlar arasındaki de ilişkileri de bir şekilde aklımızdan çıkarmayalım. Düşünelim bunun üzerine. Çünkü sosyal davranış dediğiniz şey, yani insan davranışı, ilginç. Şunu söyleyebiliriz, dünkü olanlarla yarın olanlar arasında ufak bir kırılma olacaktır. Ufak derken bir kırılma olacaktır. Yarılma. Yani bir ihtiyatlı konuşmak için söylüyorum. Çok önemli bir şey daha oluyor. Yani aslında devlet toplum ilişkisi içerisinde de önemli bir şey daha değişiyor. Artık hani devlet bize bir şey yapar ve biz ona göre de bir sonuç oluruzdan kalkıyor durum. Artık devletle ilişkimiz böyle hale gelmeye başlıyor. Yani biz artık ola gelen, hazırlanan şeyi geliştirmeyle alakalı yükümlü, kullanma yönlendirmeyle alakalı yükümlü. Biz orayı yönlendiren, orası da bizimle beraber kullanıcı tecrübesi. Evet. Bir dönüşüm başlıyor. Pasif alıcı olmaktan aktif katılımcı olmaya. Doğru evriliyoruz artık. Mecbur. Yani, çok, evet, mecbur. Güzel. Yani hep
karnımızı yırtıyorduk ya, üniversitede de zırt pırt konusu geçiyor, seninle muhabbetlerimizde de. Öğrenciden talebeye dönüşüm. Yani öğrencilikten çıkıp talebeliğe tekamül etmek. Çünkü talebe talep eden, ne isteyeceğini bilen, sorunun dibine gider. Bak demin mesela üniversite dedin ya, hani o sınıftaki havayı şeyde bulamıyor. Anlatılamazken şimdi hangi kelimeyle anlatabiliriz? Ama ne arıyoruz ve ne bulamıyoruz ona da bakalım. Mesela ben şimdi işte üniversitede diyelim, mesela psikoloji dersi veriyorum. Yani Türkiye'de hala yok bildiğim kadarıyla bu anlamda bir ders. Fakat evrimsel psikoloji dediğin şey, evrimsel biyoloji, psikoloji, bunları yiyeceksin. Ondan sonra ikisini birleştireceksin. Orada felsefe yaptın. Dijital diploması abi. Gibi. Ha. Hem dijital hem diploması. Ha. İkisini bileceksin bir de. Yani şimdi 4. sınıf dersi. Öğrencilerden beklediğimiz hikaye ne? Yani bunların temel kısmına sahip olsun ki biz orada yükselelim. Abi dönemin 4'te 3'ü temel evrimsel biyoloji anlatmaya gidiyor. Yok çünkü. Mesela öyle bir altyapı yok. Dolayısıyla ben mesela bu içerikleri, bu çocuklar buraya gelmeden önce defaatle internetten izlemiş olsalar, popüler hocaların ağzından, evlerinin rahatında bunları sindirmiş olsalar, o sınıfa geldiğinde ben yardırsam tabiri caizse, tamam mı? Çocuklar coşsa ben coşsa. Şimdi orada yazık, her yerde alabileceği temel bilgiyi almak için orayı bekliyor o çocuk. Ve biz bunu açtığımızda işte o zaman üniversite hocası bak belli olacak. O zaman hoca tırnak içinde belli olacak. Hoca şu olacak, gelecek. Oradaki bilgiyi organize edip yeni bilgiyi böyle zuhuratla çıkarabilen insanlar hoca olarak kalacaklar. Yani o çocuk onları öğrenmiş gelecek. Biz böyle lisede yaptığımız gibi üniversitede öğretmek zorunda kalmayacak. Flipped classroom hikayesini biliyorsun, ters düz sınıf. Veriyorsun çocuğa ders materyalini. İşte öğrenci evde gidiyor, onları çalışıyor. Sınıfa geldiğinde bir toplam işte değerlendirme artı daha ileri soru cevaplarla falan konuyu açıyorsun. Abi yapamıyoruz bunu. Tabii oradaki flip classroom'daki pedagojik mesele biliyorsun şu. Öğrencinin arasındaki farkları kapatmak aynı zamanda. Tabii çünkü ki. Zaten evde yaptıklarının ışığında bu LMS'ler işte bizim de şu anda EBA'nın içinde de var bu LMS. Learning Management System, yani öğrenme yönetim sistemleri. Öğrencinin arasındaki farkları görebiliyorsun. Çok basit bir örnek. İşte 4 işlem. Bir test var. Bu testin ikinci sorusunda 7 artı 3 eşittir kaçtır diye bir soru soruyorsun. Bakıyorsun Mustafa Can bunu 3 dakikada yapmış ve doğru yapmış. Gökhan Yücel bunu 7 dakikada bakmış sistemde ama yanlış cevaplamış. Sinan Canan bunu 30 saniyede çözmüş. Şimdi bizim aramızda bir öğrenme farkı var. Çünkü herkesin biricikliği söz konusu. Mustafa Can'ın bir öğrenme biricikliği var. Gökhan Yücel'in bir öğrenme biricik, birçok şeyden beslenen, sosyoekonomik çevreden, dışsal, biyolojik yapıdan, içsel müfredattan, özür dilerim, içsel motivasyondan vesaire. Sinan abim de öyle. Şimdi bunu zaten öğretmen önündeki platformdan, dashboard'dan görüyor. Geliyor sınıfta diyor ki, ben Mustafa Can'la Gökhan arasındaki öğrenme farkını nasıl kapatırım acaba? Ve onun üzerine kişiselleştirilmiş formül üretme imkanı oluyor. Eğitim sistemlerinin en büyük maliyeti farklardır. Tabii. Ve bu farklar kapanmazsa bunlar fiziki imkan farklarıdır, psikolojik farklardır, sosyal ve duygusal beceri farklarıdır vesaire. Sürtünmeyle enerji kaybını en çok yaşadığımız yer orası işte. İşte bu farkları kapattığımız sürece verim artar ve hülasa dünya eğitim sistemlerinin en büyük sorunu nicel ve nitelden olmaktan çıkmış, artık optimum bir hal almıştır, verimlilik meselesidir. Konuyu azıcık basitleştireceğim, azıcık geriye doğru çekeceğim ama bu doğru anlaşılsın istediğim için yaptığım şeylerden bir tanesi izleyen herkes için de. Yani şöyle, çok önemli bir değişim var ve bu değişime 90 gün boyunca maruz kalırsak bu değişimin önemli bir kısmı da geleceğimizi belirleyecekmiş. Artık değişim değil, hal olacak. Hal olacak yani, gibi evet. Görünüyor. Bu, o da şu ki bir yapı, okula gitmek gerekiyor. Sabahleyin şu saatte başlıyor. Zili duydun, içeri giriyorsun. Öğretmen veya hoca diye bir tanım var ya da idareci diye bir tanım var. Onlara böyle davranılır ve onlar böyle davranırla alakalı. Kurallar silsilesinin neredeyse %95'i kalkıyor bu sürecin içerisinde. Fiilen. Fiilen kalkıyor, uygulamada kalkıyor. Elinde bir veri var, yani içeriğin kendisi var. Aracılıktaki sürecin, bu koyduğumuz tanımlar, ziller, okula gitmeler, gelmeler, disipline etmelerin hemen hepsi senin yönetmen gereken, bunu öğrenci olarak da düşünebilirsin, veli olarak da düşünebilirsin, yönetmen gereken bir başka, yani buradan bunları alıyoruz, bir başka uygulamayla buraya koymamız gerekiyormuş gibi görünüyor. Evdesin ya da normal hayatın içerisindesin. Evet. Bu evdeki hayatın içerisinde öğrenmeyle alakalı sürecin kendisini dijital bir ortamda senin yönettiğin ve kurallarını tekrar organize ettiğin, reorganizasyon bu, yani tekrar düzenlediğin bir halde o veriye doğru bir gidiş var. Bunu eskiden dijital ortamda yapıyorduk ama sohbetin başlangıcında doğru tarif ettin. Bu yancı bir eylemdi.
Hani ilgiliydi, kobiliydi. Taliydi yani. Hayır şeydi. Ana akım şey değildi. Şimdi oldu. Ana akıma dönüyormuş gibi görünüyor. Mesela bir bilgi vereyim sana. İşte büyük MOOC'lara, kurslara kaydolan ve bitiren insan sayısı her zaman büyük uçurumlar vardır. Yani 100 kişi kaydoluyorsa 3 kişi kursu tamamlıyor. Bu onun başarısızlığı ve akademik olarak yetersizliğinden, yani devamından veya ilgisinden kaynaklanan veya ilgisizliğinden kaynaklanan. Şimdi bu asli süreç bambaşka yeni öğrenmeler getiriyor ki ben çok içerik açısından iç kaşıyıcı buluyorum bunu. Bu senin insanın fabrika ayarları bakış açısına gerçekten çok büyük bir açlık durumu doğuruyor. Yani orijinalitesini bulmak zorunda. Çünkü aslında şey tarifini gerçekten seviyorum. Yani zaten anormal olan buydu. Tabii. Yani anormal olan yani gerçekten 8 yaşındaki bir öğrenciyi 50 kişiyle 30 kişiyle beraber bir sınıfa koymaktı. 30 kişiye o hoca ömrü hayatında 18 senelik hoca 18 senedir aynı döngünün içerisinde anlatıyor olma formülüydü ve bu anormaldi. Bu anormalite aslında normal bambaşka bir alan doğuruyor. Şimdi talep eden, yani bu bilgiyle karşılaşmada yeni fırsatlar doğuran bir alan doğuruyor. Bu tüm metodolojiyi, davranış metodolojisini değiştiriyor. Yani bu evdeki bir bireyin tekrar öğrenmesi gereken, bunu fark etmesi gereken bir şey gibi ama oluyor. Bu şöyle araya girebilirim Mustafa Can. Bu tabii doğru kelimelerle nasıl anlatabilirim? Çok da fantasize edilmemesi gereken bir durum diye düşünüyorum. Biraz ihtiyatlı davranmayı yeğliyorum. Ve uçuk bir sosyal bilim, yani özellikle neolojizmler hakkında yeni kelimeler bulmak, yeni kavramlarla uğraşmak, işte Gechterschaft'ta olduğu gibi, işte hipokondriyak toplumda olduğu gibi seven birisiyim. Ama dünyanın bir sosyal organizasyonu var. Evet. İşte oraya, bu sosyal organizasyon çok ciddi bir aparat. Ve içinde yani işte teorisiyle, pratiğiyle, sosyolojisiyle, dijital sosyolojisiyle, dijital antropolojisi ve antropolojisiyle, inanç ve kültür ve değer sistemleriyle ve üretim ve tüketim mekanizmalarıyla elimizde bir aparat var. Bir küresel bir durum söz konusu. Ve bu sosyal organizasyonu bir günde değiştirmemiz ve sadece fiili bir durumla karşılaştığımız için değiştirmemiz çok kolay olmayabilir. Ve hala okulun kutsallığına inanan bir insanım. Okulun hala öğrenmenin en mükemmel mecra olduğu kanaatindeyim. Ama şuraya katılabilirim. Okul binalarımızı biraz daha düzenleyelim. Bu konuda da bir çalışmamız var. Daha bu çağa uygun hale getirelim. Bunlar özellikle insana uygun hale getirelim. Evet, insan doğası. Öncelikle insan işte doğası. Bu iyileştirme ile ilgili bir şey. İyileştirme burada kilit kavram. Öğrenci yani şu anki fiili durumun içinde iki önemli kavram. Senin öz disiplin kavramın ve benim yani bir bakıma işte içsel motivasyon kavramının çok ikisi birbirinden bağımsız değil. Hatta belki hatta eş anlamlı gibiler yani. Yani eksklusif birbirine ayrı olamayacak kadar bitişik kavramlar onlar. Zaten onu anlatmaya çalışacağım. O disiplin motivasyondan geliyor çünkü. Motivasyondan geliyor. Onun için amacını bulma, hikayeyi bilme. Bu, aynen bu hikayeyi bilme meselesi. Ve bu hikayeyi şu anda yaşıyoruz. Bakacağız ne oluyor ve bu büyük bir tecrübe. Yani söylediğiniz gibi ikinizin de bu tecrübeyi den öğrenmemiz ve dersler çıkarmamız lazım. Bunu da biraz önce söylediğim kavram ışığında düşünmek lazım. İyileştirme. Nasıl daha iyi oluruz? Şimdi sosyal bilimlerde de bizim kaotik sistemlerde çok hani benzerlik gösteren bir hikaye var bu. Bizim ben kaosu anlatırken çok işte anlatmayı en sevdiğim ama zor olan kısmı o atraktör denen bir hikaye var. Sistemin davranışını yöneten matematiksel kurallar kümesinin arkada oluşturduğu ama göze gözükmeyen bir düzen var. Buna çekici ya da çeker deniyor matematikte. Çekerler sistemi sürekli belli bir halde durmaya zorluyor. Şimdi bizim de toplumsal olarak işte kültürümüzden, alışkanlıklarımızdan, oradan buradan gelen atraktörlerimiz yani çekerlerimiz var. Şimdi tabiata bakıyorsun, çeker ne zaman bozuluyor? Bu şey gibi. Aynı lavabodan akan suyun girdap yapması gibi düşünelim. Şimdi bu girdap her lavaboyu doldurup da tıpasını açtı mı girdap oluşuyor. Girdap devam ederken mesela işte içine boya döksen, içine bir şey atsan girdap bozulmuyor. Ama elinle çok flush yaparsan girdap bozulacak da terse dönmeye başlayabiliyor. Dolayısıyla büyük bir güç şeyleri bozuyor. Bu düzen oluşturan çekicileri, düzen oluşturan arka plandaki yönetici güçleri değiştirebiliyor. Fakat bu insan toplumları söz konusu olduğunda maalesef çoğu zaman savaş, kan, kargaşa, yani feryatlar ve
özellikle dezavantajlı grupların büyük acı çekmesiyle sonuçlanan dönüşümler anlamına geliyor. Şimdi benim travma buradaki... Şimdi şey diyorlar işte, bu kadar salgın hastalık var insanlara, siz televizyonda sırıtıyorsunuz falan diye. Ya biz umutlu konuşan bir tayfayız. Çünkü ben özellikle kendime, biz mesela Mustafa ile yaptığımız her konuşmada o ton var. Senin de öyle olduğunu biliyorum. Burada bir fırsat var ve biz o fırsatı yükselterek yeni oluşacak, şimdi bozuluyor bir şeyler, yeni oluşacak düzen sisteminin umudun üstünde dönmesini istiyoruz. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey o yöndeki güçleri arttırmak, iyiliği yükseltmek dediğimiz bir şey var. Ya kötü haber öldür öldür geliyor, umutsuzluk faldır faldır geliyor. Herkes bugünler bitsin ben tekrar eski şikayet ettiğim düzene geri döneceğim diye bekliyor. Ama inşallah o olmayacak. O şikayet ettiğimiz hale geri dönme şansımız kalmayacak. Ama ne olacağını, neyin ortaya çıkacağını da biraz kimin daha çok enerji yatırdığı belirleyecek. Çünkü o atraktörlerin bir özelliği var. Enerji akışı en çok nereden oluyorsa ve enerji en çok nereye çıkıyorsa sistem ona göre dönüyor. Sistem ona göre şekil alıyor. Dolayısıyla mesela şu anda fikri olanın konuşması, şu anda yeni bir çözüm olanın ortaya çıkması, şu anda elinden bir iş gelenin o işle katkı vermeye çalışması ve şu anda herkesin önce katkı, yani önce kazanç değil, önce katkıyı önceleyen bir hareketle ortaya çıkması lazım. Çok doğru. Yani burada biz bunu 2023 eğitim vizyonundan hareketle evrensel bir mesaj sahibi olmak kaygısıyla bağdaştırıyoruz. Evet. Bizim söylediğimizin evrensel bir mesajı var mı? Bizim öğretmenimiz dünyanın her yerinde öğretmenlik yapabilir mi? Bizim öğrencimiz dünyanın her yerinde öğrencilik yapabilir mi? Bu evrensellik içinde. Bu iyi bir turnusol kağıdı. Çok. Yani çünkü çok şey eğitim ve öğrenme evrensel bir mesele. En başta söylediğim gibi onu daha da güzelleştiren yaşadığımız toprakların kokusu, tadı, rengiyle bezemek ve mücehhez kılmak. Bir umudum var o konuda. Hı. Alev Alatlı seneler evvel çok derdi. Hala diyor mu bilmiyorum. Biz özellikle muhabbetimizin yoğun olduğu dönemlerde bizi kurtarırsa cehaletimiz kurtaracak diyordu. Nasıl diyordum ya yani? Diyordu ki çok takip edip çok okumadığımız için yeni dünya düzenine eklemlenmekte başarısız olduk. Yeni dünya düzeni uçurumdan uçarsa biz onun peşinden gitmeyebiliriz. Yani bizi o şeyimiz, gündemden kopukluğumuz kurtaracak falan gibi. Bu biraz da tabii yani dıştan gelen veriden çok özden aldığın kadim deneyimle yaşamayı tercih etmek gibi bir yol da oluşturuyor. Şimdi ne kadar çok veri olsa da dedi ki herkes kendi yankı odasını kuruyor. Aslında bizde de ben öyle bir potansiyel görüyorum. Bizde derken yani Türkiye toplumunun tamamını ya da Orta Doğu'yu falan kastetmiyorum. Bir kafa var. O kafa şu. Mesela senin kafan öyle bir kafa. Benim biraz daha işte açık beyin diye böyle inmemeye çalıştığım şeyin içerisinde olan. Mesela Mustafa da onu görüyorum. Yani oralı olmaktan utanmayıp, oralı olmanın avantajlarını cebine koyup dünyanın her tarafına gidip posta koyabilecek model. Mesela Alev Alatlı böyle bir tiptir. Yurt dışında falan yaptığı bazı böyle yerleştirme konuşmaları vardır. Herkese posta koyar. Tabii. Bir tane bir yer var. Adam bir tanesi işte konuşuyor. O zaman da bir bakanımız orada, kim hatırlamıyorum. Bakana veriyorlar 10 dakika söz. Burada kural budur diye. Sonra bir arkadaş alıyor mikrofonu eline. Yarım saat yardırıyor Türkler hakkında. Şöyle soykırım yaptı, böyle soykırım. Alev Alat da dinleyiciler arasında. Yanında bulunan bir arkadaşımız anlatıyor Buğra. Diyor ki vallahi Alev Hoca diyor bir ara kalktı diyor. Dinleyiciler arasında olmasına mikrofonu almış. Demiş ki şimdi demiş Türkiye'nin bakanına verdiğiniz 10 dakika sözü bu adam bu kadar konuştu ve hiç nefes almadan bu arkadaşın babası şudur, şusu budur, bağlantıları budur, bu budur, şu şudur, bu budur, işte bu budur, bizim köyde dangala dangalak denir diye şey, dank diye mikrofonu vuruyor ve çıkıyor. Şimdi bunu nasıl yapabildiğine baktığında kendi cebi dolu ama ithal veriyle dolu değil. Yani burada bir ki ben kendi çöplüğümü savunurum diye bir söylemim var yıllardır. Ya burası çöplük bile olsa benimdir. Ve ben buradan öterim, ben burayı savunurum gibi bir kafa. Ben bunu bir avantaj olarak göresim var. Özellikle bu kafadaki insanların, ülkemin monoblok böyle değil tabii ama bu kafadaki insanları toplayıp odaklayabildiğimiz takdirde yeni sistemde ciddi bir aktör olabileceğimiz, yani kaçırdığımız diye üzüldüğümüz trenin belki de lokomotiflerinden biri olabilme şansı varmış gibi gözüküyor. İlk defa dünyayla eşitlendik. Çok tuhaf değil mi? Birçok alanda. Eşitlendik. Tabii. Hayır, birçok alanda pozitifiz. Yani hani mesela bir şey ölçmeyle alakalı, sağlıkla, eğitimle alakalı konuşuyorken, yani daha henüz pozitif verileri konuşmayla ilgili. Ulaştırmada da öyleyiz. Birçok alanda öyleyiz. Tabii. Hava atabilecek durumumuz var. Ölçmediğim için bir şey söylemiyorum ama. Gezdiğimiz için yani tamam. Aynen yakın bilgiden bahsediyorum. Yani geçen sene iki kere Paris'e gittim. Almanya'ya gittim, Hollanda'ya gittim, Belçika'ya gittim. Avrupa'da bunlar yani kalburüstü ülkeler. Yani eğer
araçsa mesele bizde hiçbir sıkıntı yok. Yani bizde çok çok daha iyisi var. Yani ya şimdi hani bu konuyu pozitifleme ya da negatifleme dilinden aslında tespit diline çevirme yani hani bir şeyde. Tespit hikayesinde de duygusal olarak aslında hala konuşmada mesela dilimizin oturmadığı çok yeni. Belki 3-5 ay sonra ya da belki de 1-2 yıl içerisinde oturacak yeni şeylerden bir tanesi şu eşitlenme hali. Bir kere dünya ile ilgili aynı problemi aynı seviyede yaşıyoruz. Yani ben Almanya ile alakalı bir şey konuşurken dilimin içerisine yansıyan iyi ve pozitif ya da negatif okuma çabası gidiyor. Eşitlendim. Ne kadar normal, ne kadar insani ve ne kadar biz kümesinin içerisinde olduğumuzu fark ediyorsun İngiltere'nin. Bunun yanında artı olarak kendi öz kültüründen, onu düşündüğüm için ekledim içerisine, kendi öz kültüründen ürettiğim bir davranışı, halbuki kendi kaygılarımız ne kadar yüksekti, birçok yerde ne kadar pozitif reflekse dönüştüğünü fark ediyorsun. Bir şey üretebildiğini fark ediyorsun. Bu çok büyük bir fırsat gibi geliyor bana. Kesinlikle. Burada bir şey üretmek. Bir de ben neyi seviyorum hocam bak. Ya gaz verme konuşması gibi olmasın ama yani. Yani şu şöyle, yani o toplumsal dokunun farklı yanı, dünyadan farklı yanına dikkatimi çeken bir şey gördüm geçen. Mesela Sağlık Bakanı'nın konuyla ilişkili sayısal veri içeren ya da projeksiyon içeren açıklamaları işte birkaç yüz retweet falan alıyor mesela şeyde. Ama bir tane şey var, bir fotoğrafını çekmişler, bakanın gözleri kızarmış diye. Aha. Binlerce retweet. Yani bu bir başka bir şey. Çok şimdi bu şey, veriye kıymet vermemek değil. Bu olaya başka bir pencereden, başka bir zaviyeden bakabilmek demek. Yani güven duygusal düşün. Bağlantı güven kurmak. Tabii tabii. Mesela bunu Danimarka'da düşünebiliyor musun abi böyle bir tweet'i? Bana ne lan gözü kızartırsa damla damlatsınlar. Bak Deniz Hoca geçen söyledi. Yani trende giderken sen sandviç yerken yarısını kırıp adama verirsin ama bir Avrupalıya bu davranışını anlatamazsın. Avrupalıya sen sandviçin yarısını verirsen herif bir anda gerilir ne oluyor falan diye. Ya, bendeki sahiplik duygusuyla oradaki sahiplik duygusu farklı. Şimdi daha enteresan bir şekilde geçen de internette gördüm. Daha yeni galiba Jared Diamond'la Noah Hariri şey konuşmuşlar. İşte bu yeni yıkımdan sonra kim şey olacak? Söyledikleri net, özellikle Jared Diamond'ın. Taşçağına en yakın kimse o şey gelecek diyor. O galip gelecek. Biraz önce dedim ya, nereye döneceğimizi bilmiyorum. Belki referans orasıdır. Ama bu Alev Hoca örneğin güzel, önemli bir şey. Burada önemli olan şey o kıvamı yakalayabilmek. Kıvam. Yani kıvam çok ben önemli. O tabiri kullanmayı seviyorum. O kıvamı yakalayabilmek. İnsan için boşuna ahseni takvim denmiyor. Yani ahseni takvim denmiyor. Uygun kıvam. Uygun kıvam önemli bir şey. Yani o kıvamı oluşturmak ve insan insanla kıvama eriyor. Yani insansız olmuyor bu iş. Eğer meselemiz kıvamsa, biraz önce kullandığın kelime tekamülse efendim, bu insanla oluyor. Onun için etkileşimi, sosyal etkileşimimizi öğrenmeye, hatta öğrenme tabanlı sosyal etkileşimimizi biraz daha fazlalaştırmamız lazım. Okumak meselesine takık bir adamım. Yani çok fazla okumayla ilgili aktivite ve etkinlik görüyorum son zamanlarda. Ve okumaya biraz da neredeyse metafizik olarak yaklaşan işte Fatih'te büyümüş, işte o muhitlerde dolaşmış, efendim işte Çemberli Taş'ta gezmiş, efendim Beyazıt Meydanı'ndan bilmiyorum hatırlar mısın veya halk Ankara'da olabilsin o günlerde, işte ikinci el kitap kovalamış. Evet, efendim, oraları ziyaret etmeye ben bile gelirdim. Ankara'da. Yani bu ihata kültürü, bu muhit meselesi, bu mahalle efendim, bunu teneffüs edebilmek ve okumayı bunlarla inşa edebilmek, neyi okuduğunu, kişiyi mi, konuyu mu okuduğunu iyi takdir edebilmek, bu da insandan insana geçen bir genetik, bir genom. Ve bu genom gerçekten. Yani okurken altını çizme, yanına işte derkenara düşme ki bu çok önem verdiğim bir konu. Yani ben ufak da bir araştırma yaptım mesela, konunun biraz dışında ama işte bu özellikle Batı'da Rönesans'la beraber baskının ve tipografinin, fontların gelişmeye başlaması, üniversitelerde, kiliselerde bu işlerin ortaya çıkması, sonra yaygınlaşması ve dipnot kültürünün gelişmesi, biraz baktığınız zaman bizden giden kitapların yanlarına düşülmüş derkenarların, hamişlerin ne kadar burada efendime söyleyeyim önemli olduklarını ve burada nasıl bir aktarma ve bu yeni kültürü oluşturmada nasıl büyük bir rolü olduklarını görüyorsunuz. Onun için okuma, kıvama erme biraz da yakın zaten kelimeler, harfler bakımından.
Gerçekten çok önemli. Bir de kimin söylediği kadar ne söylediğine de baksak galiba. Bir at kaçtı torba düştü internete yazmıştım en son. Çok bilindik bir deney o. Zeka gelişmişliği, daha doğrusu korteks gelişmişliğinin bir ölçüsüdür. İnsanla diğer primatları ayıran. Bir maymuna şöyle yaptığında maymun parmağına bakar. Ama insana böyle yaptığında insan döner. Senin işaret ettiğin yere bakar değil mi? Parmakla uğraşmayı bıraktığımız anda insani bir düzen kurmaya daha çok yaklaşacağız gibi. Dil seçkisinde, dile duygu ekleme biçiminde, hani bambaşka ekolojilerde büyümeye rağmen hani benzerlikler gösterme hali insanda tuhaf bir şeyde yaratıyor, memnuniyetle yaratıyor. Ayağına sağlık. Gökhan çok teşekkür ederim. Gene yapacağız ama bunun devamı gelir bence. Her zaman isterseniz. Daha nişleşmiş belki milli eğitimle alakalı anlatmak isteyeceğimiz yani daha ileride daha nişleşmiş konular da olabilir. Ya da tamamen dışına çıkıp bu konuyu daha felsefi, daha sosyolojik. Tamburunu alıp geliyorsun. Bu canlı performans. Tambur mu var şimdi? Yok onun aklında tambur diye kalmış ama. Ne vardı senin bir şey var tambur değil mi? Perküsyon ağırlıklı diye. Ha, ben sana tambur yakıştırıyorum demek ki. Biraz uzun. Olur inşallah. Çok tamburi arkadaşım var bu arada. Çok teşekkür ediyorum. İkinize de teşekkür ediyorum. Çok zevkliydi benim için. Sağ olasınız. Sağ olasınız.